CHP Derince İlçe Başkanı Atasoy Bilgin, CHP Kocaeli Milletvekili Profesör Doktor Muhip Kanko'ya yapılan sözlü sataşmaların ve kendisine yapılan sözlü sataşma ve hareketlerin beraberinde fiziki müdahale ile ilgili TV 41 kameralarına açıklamalarda bulundu. CHP Derince İlçe Başkanı Atasoy Bilgin, ilçe binasında TV 41 kameralarına CHP Milletvekili Muhip Kanko'ya ve kendisine yapılan sataşmaları ayrıntılarıyla açıkladı. Yani şöyle, Muhip Bey'le beraber okulları dolaşıyorduk. Beraberdik, beraber okulları dolaşıyorduk. Muhip Bey milletvekilimiz bizim, biliyorsunuz. Parti rüzgarı olduğu için işte onu çıkartması yönünde sürekli tacizde bulunuyorlardı. Polise de söyledik, milletvekilidir. Milletvekilleri, bakanlar taşıyabilirler, bir sıkıntı yoktur diye söyledik. Buna rağmen sürekli arkamızda dolanıp taciz ediyorlardı. Sonrasında okuldan çıkarken, ayrılırken sözlü tartışmalar oldu. Sonrasında da bir arbede oldu. Muhip Bey'i direkt uzaklaştırdık oradan. İlçe başkanına saldırdılar. Yani bana saldırdılar. Şu ana kadar etmedi ama polis ekipleri oraya gittiler. İfadeler alındı. Bizim daha önemli işlerimiz var. Seçimi almak gibi, sandık güvenliğini sağlamak gibi. Sonrasında gerekli şikayetlerimizi bulunacağız. Açıklamalarda AK Partili gençlerin adı geçmesi nedeniyle AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan'ı telefonla arayıp röportaj isteğimize ilçenin değişik yerlerinde oy kullanım noktalarını ziyaret ettiğini, röportaja müsait olmadığını söyledi ve telefonla bilgi verdi. AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, CHP Milletvekili Muhip Kanko'nun oy kullanılan mekana yakasında parti rozetiyle girmesinin yasaya uygun olmadığını ve parti rozetini çıkartması uyarısı üzerine tartışma yaşandığını, kural ve yasalara aykırı hareket edildiği için uyarıldığını ancak abartılacak bir olay olmadığını belirtti.